Adamlar BNF'nin 3 götürümünü, 5 götürümünü, 10 götürümünü lan yarmış. Hatta Albert Einstein iken beynisinin 5 götürümünü lan de. Hatta kevr adamlar bütün ömrü boyunca işle beynisini 4 götürüme çelini artırıp bilermiş. Onda 100 götürümünü lan sok, kim bilye ne mi Ya da Luz filmindeki gezin eden zatlar ne dersin mi? Gelelim asıl temamıza. Adam beynisinin ne açı götürümünü lan ya? Akıl hastalığı olmadık ehli adamlar ve ehli canlı canlılar beynisinin yüz götürümünü çelini ulan bilir. Scientific Amerikan gazetinde 2008 yılın 7. fevralında çap edilen makalasında dünyanın en avreli John Hopkins Lukmançılık Mektebindeki Lukmançılık uğrundan Profesör Doktor Barry Garden bu çekeleşmenin sonradı. Beynimizin 10 götürüm ulanyanlamız baradaki gururumun gülkünçlüğünü aitti. Gözlemlerde toplanan neticeler okuyucularla paylaşıldı. Bu makaladaki belliklere esaslanıp yanlışlığın ne için ilmitayda ne doğurduğunu kesitleyen kavr malumatları sizlere aitmek istedim. Beyni patologiyası taraftan yanlışın derine uyuyor. Birinciden beynimizin 10 götürümü işleyen olsa ve 90 götürüm aydınlığı yerle işlemese beynimize getirilen ziyanın köpüsü neticesiz olurdu. Sebebi 10 ihtimalin 9'u bilen zeper beyninin işlemeyen bölümünü kapatırlar ve neticesiz olur. Şeyle de olsa şu adı şeyle geçirilen gölleler beyninin istendik bölümünü zeper yetmeyin, bedenin istendik bölümünün işlemeyine kim işi diyen yerle zeper getirilenin orkazdı. Beyne en az ziyan hem çınlakay problemler ve keserlere sebep olup bilir. Misal için beyninizin tomografiyasındaki beyninin sevitindeki evrilik 1-2 derece tapahutlu olsa da psikolojik yadığınızın ütkömeğine ve hatta ölüm hoplu keselin alamatı olup bilir. Başka çaydılan da beyninizin istendik bölümünün işlemeyendiği hakkındaki bu cedel yanlıştır. Beyninin şekillendiriş usulları taraftan yanlışın derine uyuyor. İkinci düşündürüş şekillendiriş usullarını östürmekten geliyor. Pasitron MSI tomografi ve funksiyonel magnet rezonans imaging teknolojilerin ötüşü sebeple beyninin renkli ve renksiz cikmecik suratları gönü döngünü düşürülüp bilinir. Bu teknolojilerin kömeği ile beyninin her bölümünde belli bir miktarda işçenliğin bolup geçeceğini biliyoruz. Hatta en rahat uyku altında da. Beyninin fizyolojisi taraftan yanlışın derine uyuyor. Üçüncü düşündürüş hem lukmançılık pudoğundan geliyor. Nevrologiyalımın kömeği ile hazırki vatlı beyninin düğünden asuda olan neketak yağdayının çınlakay nevrologik keseller ve beyninin zeperlenmeyi ile yüze çıkandığını indi biliyoruz. Başka çaydılanda yukarıda belirlep geçişimiz yani beyni uykuda hem doğru durmuyor. Tersine beyninin her yerinden köp ya da az sinyal alıp oluyor. Beyin anatomiyası taraftan yanlışın derine uyuyor. Dördüncü düşündürüş anatomiyadan geliyor. Ilmi nokta nazardan seyredeninde beyni yukarı hünerli bir organdır. Şol sebeple bölüklerin işlemen yağdayı olup bilmez. Sebebi bu beyninin öz işleme yer demektir. Beyninin bölünme neticesinde beyninin her bölüğünün doğruluğu işleyenliği bellidir. 1800'lü yılların ahirinde öne sürülen bu cedel beyninin tutuşluğunu işlemeyenliğini fikir etmekten gelip çıktı. Hazırki doğrudaki adamlar 200 yıl mundan uzun aydılan yanlış malumatı ananıp hazır hem onu doğru deyip kabul etkiler. Fizyologik atrofiya taraftan yanlışın derine uyuyor. Sonku düşündürüşümüz fizyologiyadan geliyor. Adetçe bir önce yürütüleştirilen işi etmese yaramazlaşar ve bozulur. Beyninin 90 ötürüm işlemeyen olsa avtomatik usulda çürümeyen bu görünüşü olurdu. Şeyle de olsa beyninin haysıdır bir bölüğüne böyle yaramazlık yüze çıkmaya. Cedel ilmi taydan yanlıştır. Durlu taraftan gelen düşündürüşler cedelin yanlışlığını ömürüyor. Canlı canlıların köpsi atrofi edilmek için kesitlenen organlardan başka ehli organların en yukarı derecede ulanıyor. Eğer bunu başarıp bilmese başka kurşa onu ruhsat vermeyer ya da yok olup gider. Beyni adamlarda asla kör olmayan ve yarım işleyen bir organ değildir. Elbette şeyle sırlı gururun meşhur medeniyetin ünsünü ödüne çekti ve yalanın yayramağına kömek etti. Bu uğurda köp kitaplar yazıldı ve köp filmler düşürüldü. Neticede en esası adamlar beynisinin yüz götürümünü ulanıyandır. Beynimizin ulanılmayan bölüğü yoktur. Kavr yadaylarda beynimizin kavr bölüklerinin ağzı işlemeyi, kavr bölüklerinin köp işlemeyi mümkündür. Şöyle de olsa bu beynimizin ulanılmayanlığını anlatmıyor. Yönü bu beynimizin yüz götürümüne geçip bilmeyecektiğini yattan çıkarmalı.
Bu yukarı çek nöronlar tarafından kefitlenir ve onun kefitlenme için nöronların sayı hem köpelmeli. Yani tadı nöronlar öldürülmelidir. Bu hadise neurogenez değildir. Şeride olsa neurogenez katı çekli miktarda yüze çıkar. Sebebi nöronları bölmek okuyunu yitiren öncükler olup akıllı epeyse derecede tesir ediyor. Elbette bu öncükleri gelecekte kök öncüklerden ösürüp akılımı da arttırmak mümkün olabilir. Sonuç için hayş etken, yalanı kabul etmezden ve yayratmazdan ömürtü, ilmi düşündürüşleri gözlerine çarın ve bağır olsa makaleler okan. Mekrivan dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Gönlümüzden turduk umid edin. İndiki videoda görüşen çek, özünüze bu sefer edin.